De bu sene bizim açımızdan çok önemli. Bildiğiniz gibi 4. yıldız adına mücadele edeceğiz. Senenin sonunda da gülen taraf olmak istiyoruz ve bunun neticesinde hazırlık kamplarımız çok ağır ve yorucu geçiyor. İyi çalışıyoruz, iyi bir ortama sahibiz. İnşallah böyle devam edip de senenin sonunda mutlu taraf olan biz oluruz. Ya tabii ki benim buraya gelme sürecimi siz de biliyorsunuz. Ben bir ay yaklaşık kadro dışı kaldım. Hiç kamp dönemi geçirmedim. Devre arası kamp dönemi de futbolcu için çok önemlidir. Sonuçta orada da idman yapıyorsun, kondisyon depoluyorsun ve güç topluyorsun. Ben bu kamptan yoksun geldim buraya. Zaman zaman performansım iyi oldu, zaman zaman düşüş performans sergiledim. Bunu ben kampa bağlıyorum ama bu sene sene başı kampı benim için de çok iyi geçiyor. Çünkü bu benim işim. En iyi şekilde çalışmam lazım ve formanın hakkını vermem lazım. Sağ bek gelir veya gelmez bunu bilmiyorum. Dediğim gibi benim sadece çok çalışıp formanın hakkını vermem lazım. Ya iki hoca da zaten dünyaya şu an herkes ismini bilen, birisi Roberto Mancini, birisi Cesare Prandelli. Onları konuşmaya çok fazla bana düşmez yani. Ya tabii ki Tarık iyi oyuncu zaten, bunu herkes biliyor. Gelirse kendi adına da her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Valla bu dediğimiz gibi benim bileceğim bir iş değil, kulübümün bileceği bir iş. Ben sadece çok çalışıp, işim gereği çalışıp formanın hakkını vermek istiyorum. Sadece buna odaklanmışım. Transfer olur veya olmaz bu beni ilgilendirmez. Ben sadece kendi görevimi en iyi şekilde yapıp sahada da bana şans gelirse en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi için. Tabii şu anda takım olarak da tam hazır değiliz. Hani kendi adıma da söyleyeyim, ben de hazır değilim. Ama çok çalışıyoruz, çok efor sarf ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'de bir vitrin. Eğer orada da oynama nasip olursa bana mutlu olurum ve kendimi illaki oynarsam da hazır olarak görüyorum. Ya tabii futbolda özgüven çok önemli. Zaten o özgüveni kendinde hissettiğin zaman zaten saha içinde çok farklı bir karaktere bürünüyorsun. Ya hiçbir futbolcunun yeri hazır değildir. Sadece futbol bizim işimiz ve bu işimiz gereğinde iyi çalışıp, iyi mücadele edip Galatasaray'ın başarısı olması için ter döküyoruz. Yani sabit ben oynarım ya da benim yerime Hamit abi oynayabilir ya da Furkan oynayabilir. Bu hocanın takdiridir. Kim oynarsa oynasın, Galatasaray başarılı oluyorsa ve rekabet ortamı varsa bu zaten başarıyı getirir. Tabii Tarık benim çok samimi arkadaşım. Eskişehir'de de konuşuyorduk. Genelde görüşüyoruz. O da yani ne diyebilirim ki, o da çok fazla elinde olan bazı şeyler olmayabilir yani. Sonuçta futbolcusun ve karar sana ait olmuyor. Ya benim zaten Eskişehir Spor'a kırgınlığım yok. Sadece kişisel olarak kırgınlığım var. Kişisel hani yöneticilere diyelim, bireysel olarak kırgınlığım var. Ben hani nasıl derler, orada 4,5 sene emek verdim. Hani beni ben yapan Eskişehir Spor'dur. Bugüne kadar, hani geçen seneye kadar, daha devre arasına kadar neyim var neyim yok Eskişehir Spor sayesinde olmuş. Allah razı olsun onlardan. Ama ben böyle ayrılmayı hak etmediğimi düşünüyorum oradan. Çünkü beni çok medyanın önüne attılar. Hayırlısı buymuş. Benim sadece Eskişehir Spor'a kırgınlığım yok, taraftarına kırgınlığım yok. Sadece kişilere kırgınlığım var. Tabii ki de dediğiniz gibi dün yapılan bir organizasyon vardı. Hem altyapıdaki oyuncular olsun, hem on bir yaş grubu altındakiler olsun. Böyle organizasyonlar takım bağını, aile bütünlüğünü geliştirir. Biz de bunu dün gerçekleştirdik. Ortam güzeldi. Bu ortam böyle devam ettikçe kimse kimseye, zaten takımda abilik, arkadaşlık olsun çok üst düzeyde. Bu böyle devam ettiği sürece zaten ligde alacağımız sonuçlara da yansıyacaktır. Tabii bir kupa varsa sonucu bellidir diye düşünüyorum. Yani hem hoca bakımından olsun hem arkadaşlık bakımından olsun. Sonuçta bir kamp döneminde geçiriyoruz. Bu kamp döneminde de bir bütünüz. Bu bir bütün beraberlik olduğumuz için bir arkadaşımız yani sakatlandığı zaman bizim de canımız yanıyor. O yüzden bir bütün olmayı yani düşünün. Bu Mancini şimdi buradan kötülemek yani bize düşmez yani, hani öyle bir şey yapamayız. Sonuçta o da City'de şampiyonluk yaşamış bir hoca ve çok benim sağ olsun benim çok öğrendiğim şeyler var onunla. Bu yani her hocanın kendine has bir stili vardır. Yani o öyle, bu böyle. Onları biz tartışamayız yani. Ya yeni bir hoca, yeni bir ortam. Bu senenin sonucunda güzel bir başarı olacak. Tarihe geçecek herkes, bir ilk yaşayacağız. Onun için de bunun herkes bilinci olduğu için herkes birbirine daha çok kenetleniyor. Ya tabii 4. yıldız hani sonuçta Fenerbahçe Galatasaray rekabeti olduğu için bu daha çok artıyor. Daha bir önemi oluyor. Sonuçta bu 4. yıldız takmak herkese nasip olmayacak. Burada bir aileyiz, bu ailedeki insanlara nasip olacak.
Hani bu aşçısından, yani restoranda çalışan ustasından, malzemecisinden hepimize bir nasip olacak bir şey. Sene sonunda da inşallah böyle bir şey yaşarsak, o zaman kendime göre bir hikaye çıkartırım. Şu an düşünmedim. Ya ben öyle şeylere girmek istemiyorum ama sadece Ersun Hoca bugüne kadar hani beni futbolda sağ bek olarak oynatan hocalardan birisidir. Bana sağ beki sevdiren, sağ beki aşılayan hocadır. Bence iyi bir hoca, iyi bir çalıştırıcı, iyi bir eğitmen olduğunu biliyorum yani. Çünkü yaşadım bunu onunla. Senin fikrin ne? Türk olarak bana göre Gökhan Gönül. Yabancı? Ya tabii Eboué var. Zaten Türkiye'de genel olarak sıkıntı var. Sağ bek, sol bek, stoper mevkisinde. En iyileri zaten oralarda. Bir takımız biz. Transfer gelir veya gelmez bunu kimse... Yani biz bilemiyoruz. Taraftarı da mutlu etmek için onlar hem bizim yanımızda olup biz de onların yanında olup saha içinde alacağımız neticeyle ya güzel günler görerek yani başarıyla bol başarılı bir şey bir sezon geçirerek hem onlar bize daha çok sahiplenir biz de onlara gereken mutluluğu veririz.